Sayın Cumhurbaşkanımız Milli Seferberlik projesi başlattı. Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Mehmet Mezunoğlu 7 Şubat 2017'de Konya'da çalışma hayatında Milli Seferberlik projesini 31.12.2016 tarihindeki çalıştırılan işçiye ilave olarak çalıştırılacak her işçiye kişi başına 773 TL. Bu da çalıştırılan asgari ücretten çalıştırılan bir işçinin SGK primi ve vergilerinin devlet tarafından karşılanması anlamına geliyor. Sayın Sosyal Güvenlik İl Müdürümüzle birlikte yaptığımız, Sayın Bakanımızın başkanlığında yaptığımız telekonferans toplantısında 3700 civarında bu hedefi 2017 yılında artı istihdam olarak şu anda gerçekleştirmiş durumdayız. Biz bu hedefin taahhüt edilenin, işverenlerimizin taahhüt edilenin çok üzerine çıkacakları konusunda gerçekten bunu bir memnuniyetle gördük. Yılın ilk çeyreğinde olmamıza rağmen neredeyse hedefin taahhüt edilenin yarısını gerçekleştirmiş durumdayız. İnşallah 2017 yılı sonu itibariyle bu rakamın 15 bin, 12 bin, 13 bin civarında olacağını tahmin etmekteyiz. Gerek sahada, gerek iş yerlerimizde, gerek üniversitemizde, gerek ticaret odamızda ofisler açarak, iş ve meslek danışman arkadaşlarımızı görevlendirerek bu yeni ek istihdam teşvikiyle ilgili iş yerlerine bu çalışmalarımızı, bu iş yerlerindeki bu teşvikleri anlatıyoruz. Ancak bununla birlikte faaliyetlerimiz devam ediyor. 2017 yılında da dördüncüsünü düzenleyeceğimiz yaklaşık Kahramanmaraş'ta 67 önde gelen büyük firmamızın katılacağı 4. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nı düzenleyeceğiz. Buradaki amacımız iş arayanla işvereni buluşturmak, işverenimizin hep dile getirdiği kalifiye eleman ihtiyacını temin etmek, öğrencilerimize, gençlerimize, işsizlerimize hem yaz döneminde öğrencilerimizin işe uyum süreçlerinde sorun yaşamamaları için işbaşı eğitim programı, staj dönemlerine ilişkin bağlantıları kurmak, mezun olduktan sonra bu konuda iş yerleriyle istişare, çalışma şartları, iş arayanların yeni mesleklerle ilgi, bilgi, ücret, çalışma koşulları bu noktalarda işverenlerimizle işçilerimizi buluşturup inşallah bir fuar tertip ediyoruz.